Arkadaşlar merhaba. Bu videoda GameForce'daki konfiglerle ve HUD'larla ilgili biraz konuşacağım. Öncelikle neden konfig kullanıyoruz? Neden oyunun HUD'ının dışındaki farklı HUD'ları kullanıyoruz? Çünkü öncelikle oyunun optimizasyonu pek iyi değil. Grafik optimizasyonu. Hiç konfig yüklemeden direkt oyuna daldığınızda FPS'iniz anlık olarak düşebilir. Ortalama FPS'iniz fazla yüksek olmayabilir. Oyununuz akıcı olmayabilir. Zaten kötü bir bilgisayarınız varsa yani yüksek FPS alamazsınız ki yüksek FPS sizde oynanabilecek bir oyun değil bu oyun. Ondan dolayı çoğu kişi konfig arayışında konfig yüklemeye çalışıyor ve en iyi konfigin hangisi olduğunu soruyor. HUD konusunda da tercih meselesi. Default HUD kullanan da çok var. Oyunun kendi HUD'ını kullanan da çok var. Onu tercih eden de çok var ama çoğunluk internetten kendine uygun bir HUD indirip onlarla oynuyor. Mesela benim gibi neden indirdim bunu? Çünkü biraz daha bu health ve ammo yası mesela bunda fazla kalın değil. Daha okunaklı oluyor bana göre. Scoreboard'unu daha sade buluyorum. Scoreboard'a bakarken arka planı da görebiliyorum. Yani bunun gibi şeyleri tercih etmemişim. Mesela bu HUD'ı kullanıyorum ben. Başka HUD'ları tercih edersiniz, onu kullanırsınız. Bir de bu oyundaki oynadığınız klasa göre de değişiklik gösterebilir. Mesela ben Soldier için bence bu iyi. Kat için de iyi olabilir. Ama yani Demoman veya Medic için iyi olabilir mi bilmiyorum. Tercih meselesi yani. Bunlarla ilgili konuşacağım. Peki oyunda config kullanacaksınız ama hangi config kullanacağınızı bilmiyorsunuz diyelim. Oyunda config sitesi olarak tfkmate diye bir tane site var ama o kapanmış şu an. Bakıyorum. Kapanmış. Normalde en çok kullanılan sitelerden biriydi. Onun dışında cfg.tf diye bir tane site var. Buradan kendi config'inizi oluşturabilirsiniz. Her türlü bind'ıyla. Her türlü ayarlarıyla bunu daha sonra anlatacağım. Buradan her şeyi yapıp launch options'ı da ayarlayıp config'inizi oluşturabilirsiniz. tfkmate de vardı ama şu an yok. Bir de bu siteler hangi konfigleri kullanıyor onu söyleyeceğim. Comanglia diye bir konfig var. Bunun türleri var. En çok kullanılan master config. En başarılı olanı bu. Rhapsody'yi fazla kullanan yok, tavsiye etmem. Eski bir de Kriss config var. Bu en eski configlerdendir bu. Bunu kullanan da çok var ama Master config varken bunu kullanmanız mantıksız. Çünkü en fazla FPS'i ve en akıcı oyunu Master config ile elde ediyorsunuz. Ben öncelikle Master config nasıl kurulur onu anlatmaya başlayayım. Şimdi siteye girdiğiniz zaman download'a tıkıyorsunuz. Önünüze burada ultra high, medium high bilmem ne diye very low'a kadar bir sürü seçenek çıkıyor. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim. Neden very low'u seçmemeliyiz de low'u seçmeliyiz? Eğer aradığımız şey sadece performans, en yüksek FPS'i almak istiyorsak ama bilgisayarımızda aşırı kötü değilse nedenini anlayacaksınız. Very low'dan tek farkı yani HUD elementlerini de kapatıyor. Mesela Very Low'a geçiyorsunuz, Medic oynuyorsunuz, kimi healladığınızı ismini göremiyorsunuz adamın. Sonra kimi öldürdüğünüzü sağ üstte göremiyorsunuz Very Low'da. Bu gibi yani oyunun görüntüsüyle ilgili, arayüzüyle ilgili de şeyleri kapatıyor Very Low. Bir de Fov Desired olayı var, onu da hemen oyuna geçip göstereyim size şimdi. Bakalım, oyuna geçmişiz. Mesela şuradan böyle kendime bir referans noktası alayım. Şu an Health Pack'i ve Ammo Pack'i görebiliyorum sadece, değil mi? Şu an ben çünkü Fov Desired 90'da oynuyorum. Oyunun bu default değeri. 90. Bu Very Low'u aldığınızda Master Config'te 75'te oynuyorsunuz. Şöyle bir görüş açısı küçülüyor. Daha az alan görüyorsunuz. Sağınız solunuzu. Yukarıya aşağıya biraz daha az görüyorsunuz. Bu size bir FPS artışı sağlıyor. Ama tavsiye etmem. Tavsiye edilmez yani bu paket. Eğer çok fazla bir yani artık her şeyi denediğiniz zaman yine de FPS'e ihtiyacınız var. O zaman deneyebilirsiniz belki. Onun dışında değiştireyim tekrar ekran görüntüsü. Buraya ben not etmiştim.
Very low'un farkları. Işıklandırma ayarları Very low'da biraz daha düşük. Ben farkını görmedim. İkisini de denedim. FPS olarak da görüntü olarak da. Bunun su grafikleri. Bunda Very low'ken bunda low. Partiküller, parçacıklar bunda Very low. Bunun dışında bu sarıyla işaretlemediklerimin hepsi aynı. Props'un ne olduğunu bilmiyorum. Props Very low ayarda low olarak belirtilmiş. Low ayarda da medium olarak belirtilmiş. Bunun farkını da görmedim. O props'un ne olduğunu bilmiyorum. Onun dışında gördüğünüz gibi soldaki Very low, bakın sağdaki low, sağdaki ayarlar burada bitiyor. Şimdi soldaki Very low'daki bu ayarların %90'ı neredeyse hepsi HUD'la ilgili ayarlar. Mesela ne? En altta diyor ki sniper full charge, bak bu sniper'da %100 charge yaptığınızda sniper tüfeğinizi. Ne oluyor? Orada bir ses duyuyorsunuz. Zil sesi duyuyorsunuz o. Sonra medic de diyor, healer'ınız adamın üzerinde bir şey oluyor. Kimi healer'ınızı gösteren bir target oluyor, heal target. Sonra server'daki kaç saniye, kaç dakika kaldığını gösteren şey. Sonra işte oyundaki şeyi kapatıyor. Büyük modal fall zaten bilmeyen yoktur. Silah görüntüsünü kapatıyor. Bunu söylemiştim, fall düzelti. Görüş açınızı değiştiriyor. Bunun gibi HUD'larla ilgili kontrat görüntülerini, notification'ları, chat'te pop-up'ları. Size söylemiştim, medic'te kimi healladığınızı göstermiyor. Şu target ID alfa bu mesela. Bu normalde 255'tir. 255 tam görünür demektir. 0 yaparsanız görünmez olur alfa değerini. Yani 150 falan yaparsanız saydam olur, yarı saydam olur. 0 yapmış görünmez olmuş. Şu match HUD dediği şey de, TF100 match HUD dediği de, oyunun üst tarafında gördüğünüz sizin takımınızı ve karşı takımdaki oyuncuların ölü olup olmadığı, hatta kendi takım oyuncularınızın canını da görebiliyorsunuz. Ne kadar health olduğunu. Match HUD dediği şey o. Kaç saniye sonra doğacağını falan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir de şunu göstereyim hazır lafı açılmışken. Mat View Port Scale. Yani bu da FPS'ye aslında, yani FPS istiyorsanız, bilgisayarınız çok kötüyse bunun da faydası çok çok az oluyor. Ne işe yaradığını göstereyim ama size. Ya oyunu çok aşırı kötü gösteriyor. Oyuna geçelim şuradan. Bakalım. Şimdi bunun normal değeri 1. Mat View Port Scale 1. Adam ne demiş? Orada 0.78 yazalım. Şimdi şuradaki texture'lara, kaplamalara bakarak göstereceğim. 0.78'de biraz daha böyle Minecraft gibi. Kaplamalar kare kare oldu. Daha 0.3 yapalım. Daha da böyle bulanık oldu. Çok kötü oldu. 0.1 yapalım mesela. İnanılmaz bulanık. Böyle oynayabilen varsa oynasın yani. FPS'ye etkisi olsun diye de böyle oynanmaz. Onların söylediği değer neydi? 78, 0.78. Yani bunda oynanır. Aslında o kadar da bulanık değil. Çok çok aşırı FPS ihtiyacınız varsa 1 yerine 0.78'i kullanın. 1 ile öyle çok da yüksek bir farkı yok görünüş açısından. Kendiniz deneyin. Ona bakalım. Dönelim tekrar. Görüntümüze gidelim. Evet. Başka da önemli bir komut yok burada. Very low'la low arasındaki farklar bunlar arkadaşlar. Yani bu low, very low arasında kaldıysanız bunları düşünerek ona göre karar verin. Şimdi siteye tekrar gidelim. Şimdi low'u seçtik. Yani bilgisayarınızın çok aşırı derecede kötü olmadığını varsayıyorum. Ondan dolayı very low yerine low geçiyor. Çünkü very low geçince de birçok bilgiden mahrum kalıyorsunuz. Çok zorunda kalmazsanız gerek yok ona. Şimdi low'u seçtik buradan. Aşağıda eklememiz gereken, eklesek çok iyi olacak ayarlar var. Şimdi şu en üstteki ne diyor? No footsteps. Yani ayak seslerini sil diyor. Çok saçma. Silmeyin kesin. Sonra şu disable pyrolent diyor. Buna gerek yok. Pyrolent casual oyuncular için. Bunu işaretleyebilirsiniz. No soundscapes'i de rekabetçi oynuyorsanız silin. Hiçbir işinize yaramaz. Bu şey haritadaki çevre sesleri. Mesela bir işte ırmaklı bir, nehirli bir, denizli bir haritada oynuyorsunuz. Arkadan su sesleri geliyor falan. Veya ormanlı haritada oynuyorsunuz. Arkadan orman sesleri geliyor. Onun gibi şeyler. Gerek yok yani fazla. FPS'ye de etkisi var bunların. Sonra şu No Tutorial'ı seçin.
Bu hani oyundan devamlı öğretici mesajlar geliyor, böyle çıkıp duruyor. Onlarla ilgili bir şey. Buna da gerek yok. Bunu da seçtik. Sonra bu çok önemli bir şey. Özellikle scut oynuyorsunuz. Aslında her klas için önemli bu. Çok hızlı bir şekilde bu Valve'in oyunlarında, özellikle Team Fortress'ta çok hızlı bir şekilde AD AD basarsanız, sağ sol sağ sol gitmeye çalışırsanız bir süre sonra bu tuşlardan herhangi bir A veya D çok kısa bir süreliğine tıkanıyor, takılıyor. Yani siz öyle hızlı hızlı sağ sol yapamıyorsunuz. Duruyor bu kendi kendine. Bu onu engelliyor, bu script. Bu komut zinciri onu engelliyor. Yani bu iyi oynamanıza engel oluyor yani, böyle olması. Ondan dolayı bunu seçin. Scout falan oynuyorsanız çok faydası olur. Diğer klaslarda da dodge yapmak için faydalı. Scout'lara karşı, sniper'a karşı iyidir. Flak Mouse pek faydası olduğunu düşünmüyorum. Burada ne olduğunu söyleyeyim ben size. İsteyen kendi kullanır veya kullanmaz. Mouse'unuz için ivmelenmeyi kapatıyor ve zoom sensitivity'nizle normal sensitivity'nizi birbiriyle eşit yapıyor. Yani o sensitivity'yi söyleyemedim. Hassasiyetinizde bir ivmelenme, bir değişme olmuyor. Dümdüz bir hassasiyet oluyor. Transparent V model şey, silahlarınız, oyundaki silahlarınız, V modeliniz yarı sahiden gözüküyor. Transparan gözüküyor dediği gibi. Bir de burada şey diyor, buna dikkat edin. DirectX level 90 veya ve daha yükseğini kullanmanız lazım diyor bunu çalıştırmanız için. Yani bunu önermem. Şu aşağıdaki Bad GPU ve Low Memory'yi de önermiyorum. Yani bu artık ta 2005'ten 2007'den 2010'dan önce bir bilgisayarı olan insanlar için belki fayda sağlar. Yani iyi bilgisayarınız varsa da, bilgisayarınız öyle fazla eski değilse, bunları kullanırsanız performans arttıracağını, performans kötüleştirebilirdi. Bunu kullanmayın. Bunu da 4 GB'dan daha az RAM'iniz varsa kullanın diyor. Yani denemedim. İsteyen denesin. Bunu da seçmedik. Şimdi toplamda ne seçmiş olduk? Yukarıdan Low seçtik. Aşağıdan Disable Pyroland, Soundscapes, Tutorial. Bu da çok işimize yaradı. Bunu da seçtik. Bunlara gerek yok dedik. Sonra indiriyoruz bunları. Ne diyor burada? Download Low. Yani Low ayarını indirecek. Ve de seçili olan add-on'ları indirecek. Bu eklenti ayarı. Ve buna bastım. İndirecek tek tek onları. Low'u indirdi. Disable Pyroland'ı indirdi. Şu an tek tek indiriyor. No Soundscapes. No Tutorial. Null Cancel Movement. Bir şey seçmedik herhalde. Evet. Bunları indirdi. Bunları nereye atıyoruz? Göstereyim. Şurada gördüğünüz Program Files, x86, Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2. Sonra TF klasörün içinde bizim burada Custom diye bir tane klasörümüz. Buna girdim. Bunun içinde benim özel ayarlarım var şimdi, ama yani özel ayarlarım burada. Ama bu Master Config biraz değişik. Onu bunun için atmıyorsunuz. Bunu direkt custom klasörünün için atıyorsunuz. Ben buraya atmışım mesela. Low preset. Sonra bu. İndirdiklerimi buraya atmışım. Şimdi şu ne diye soracaksınız. Explosion Original diye bir tane burada. Dosya var. Bu da arkadaşlar oyundaki folder'da devamında bir explosion, patlama efekti. Bunun ne olduğunu göstereyim size. cfg.tp'den hemen hızlıca göstereyim. Sonra tekrar geleceğiz buraya. Şimdi benim kullandığım şu Spy Zapper patlama efektini kullanıyorum. Bir roket attığında veya Demoman'de pipe patladığında, sticky patladığında böyle bir patlama efekti gözüküyor. Normalde default'u bu. Çok küçük alanlarda, lobilerde, tünel gibi yerlerde bir roket, sticky bir şey patladığı zaman gördüğünüz gibi her yeri kaplıyor onun patlama efekti. Bir şekilde odaklanamazsınız yani vurduğunuz alana. Ama bunda çok clean, hatta daha da temiz olanları var. Mesela bu bir efekt yok yani. Güzel, bu da güzel. Eskiden bunu kullanıyordum. Bu da çok güzel. Ve son olarak böyle bir şey var. Tercih meselesi. Bunu denizi kullanabilirsiniz. Burada da buradan seçtiğinizde Generate Config dediğinizde zaten indiriyor. İndirdiğiniz dosyada da Explosions'tan sonra gelen farklı olabilir sizin indirdiğinize göre. Explosions VPK dosyasını yine custom için atıyorsunuz. İstediğiniz
patlama efektini kullanıyorsunuz. Şimdi ben burada low kullandım tabi. Bilgisayarınız çok iyidir. Oyun biraz daha güzel görmek istiyorsunuzdur. Daha yüksek ayarları da kullanırsınız. 150 FPS'den fazla FPS'in uzun olması oyun için yeterli. Ama 100 ve daha altında biraz zor oynanıyor Çorkulas. Çok hızlı bir oyun çünkü. Bununla ilgili başka söyleyebileceğim bir şey. Ha, şunu da söyleyeyim bu arada. Low'da gölge yok. Ceset yok. Parçalanma efekti yok. Skybox 3 boyutlu değil, 2 boyutlu. Efektler ve parçalık sayısı çok daha limitli oluyor. Düşük kalite oluyor ve DirectX 8.1'de kullanılması tavsiye edilen bir ayar Low. DirectX 90 veya 95'te de kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz ama DirectX 90'la daha iyi çalışan konfigler var. Onları göstereceğim şimdi. Onun için de şeye bakalım. Ona bakmadan önce bir launch options'ı göstereyim size. Şimdi her ayarınızı yaptınız diyelim. Her ayarınızı yaptınız. Sonra şöyle bir yazı. Ben şimdi değiştireceğim sanırım. Şöyle bir yazıyı Steam'de, kütüphanede Team Fortress 2'ye sağ tıklayıp kütüphaneye gidiyoruz. Team Fortress 2'ye sağ tıklıyoruz. Burada Launch Options var. Açılış ayarları. Açılış ayarlarına giriyoruz. Buraya kopyalıyoruz. Mesela benimki şöyle. DirectX Level 81. Sonra Full Screen. Tam ekran. Sonra bu W genişlik yani 1920. Yükseklikte H harfiyle height yani 1080. Sonra oyun açıldığında konsol da açılsın diye. No bit'te şu Valve'in bir tane introsu var ya. O olmasın hemen hızlı açılsın diye bir komut. Bunun dışında bir de şöyle bir komut ekleyebilirsiniz. High. Bu high komutu da açılış ayarlarında yazarsınız. Oyun çalıştığında oyuna Windows tarafından şey verir. Öncelik verir. Yani oyunun çalışmasına daha fazla öncelik verirse sisteminiz belki daha fazla FPS alabilirsiniz. Ben bunun bir faydasını görmedim. Faydasını görmediğim için bildim. Şimdi diyeceksiniz sen de DirectX Level 81 yazmıyordu sonradan yazdın diyeceksin. Onun sebebini de söyleyeyim. Bu DirectX Level 81'i 90 veya 95 fark etmez. En fazla 98 yazabilirsiniz bu arada. En kalitesi 98'dir. Bu arada 90 yani 9 kullanacaksanız 90 kullanmayın. 95 daha iyidir. Çünkü 95'te 90'ın bazı hataları giderilmiş. Bazı bug'lar çözülmüş. Ondan dolayı. FPS olarak 95 90'dan daha iyi FPS veriyor. Performans veriyor. Şimdi DirectX Level 81'i bir kere yazıyoruz. Oyunu açıyoruz. Oyunu oynuyoruz. Oyunu kapatıyoruz. Ondan sonraki oyuna girdiğimiz zaman artık bu DirectX Level 81 veya 90'a ihtiyacımız yok artık. Neden ihtiyacımız yok? Bunu yazarsanız şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Mesela ben oyunu şu an açıyorum. Alt tab hemen yapıyorum. Tekrar geliyorum. Hiçbir takılma olmuyor. Ama siz burada DirectX yazısını tutarsanız launch options'ta alt tab yapmaya çalıştığınızda oyun 5-10 saniye donar. Sonra neden full screen kullanıyorum? Neden no borders falan kullanmıyorum? Windows yani pencereli oynamıyorum. Onun sebebi de iki sebebi var. Full screen daha fazla performans veriyor. Daha fazla FPS veriyor size. İkinci sebebi de şu. Buradan oyunumuza geçelim. Tamam. Şimdi ben parlaklığı en yüksek değerde kullanıyorum. Bu da 1.6. 1.6 en parlak. Oyunun kendi değeri 2 veya 2.2 idi herhalde. 2.2'yi göstereyim size. Yani böyle oynamayı sevmiyorum. Mesela burada farkını pek göremiyorsunuz ama şöyle lobi gibi alanlara gelince çok daha karanlık olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu Windows No Border'da çalışmıyor. Parlaklık komutu. Onun için full screen'de oynamanız lazım. Tekrar eski ayarımı alayım. 1.6 yerine 1.8 falan da kullanabilirsin. Biraz daha parlak oluyor. Daha güzel, daha rahat odaklanabilirsiniz. Bunu da söyledik. Kaldı başka.
En son Asya Config ile ilgili her şeyi anlattıysak cfg.tf'ye geçeceğim. Launch Options'ı anlattık. Şimdi bahsetmem gereken çok küçük birkaç şey kaldı. Oyuna tekrar geçiyorum onun için. Oyuna geçelim. Şimdi FPS istiyorsunuz dedik. Şu sol altta ben şu an yazdım komutu. 3 boyutlu 3D player class modelini açtık. Bu da FPS'i bayağı düşürüyor. Bunu şu komutla açıp kapatıyoruz. CL alt çizgi, Hood alt çizgi, Player Class alt çizgi, Use, Player Model bir demişiz. Sıfır diyelim buna. Kapattık bunu. Sıfır kapatıyor, bir açıyor her zaman gördüğüm. Bunu da kapatın. Şimdi diyeceksiniz ki Master Config'in şöyle bir özelliği var. Master Config'in şöyle bir özelliği var. Master Config'i kurduğunuz zaman kendi ayarlarınızı kullandırtmıyor size. Şu custom içindeki my custom stuff olsun, buradaki şeyler olsun, kendi config'inizi, bu auto.exe olsun, medic cfg, scout cfg falan, bunları kullandırtmıyor. Bunları oyun yok sayıyor. Bunun da bir yolu var. Bu dosyaları alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun hepsini kopyalıyorsunuz. Bunun hepsini kopyaladınız. Cfg, bu tf klasörünün içindeki cfg'ye giriyorsunuz. Burada user diye bir tane klasör açıyorsunuz arkadaşlar. User. O kopyaladığınız dosyaların hepsini bunun içine atıyorsunuz. Bu şekilde master config ile kendi ayarlarınızı aktif hale getirebilirsiniz. Yani. Mesela scout için, bakalım soldier için bende ne var mesela, bakalım. Ya işte 1'e basınca crosshair büyüklüğü şu kadar olsun. Crosshair file 7, yani şu artı crosshair'ı. Sonra crosshair rengimi belirten komutlar şunlar. 0, 255, 0 olunca yeşil oluyor işte. Bu RGB colors'tan bakarsınız internet. Bunun nasıl çalıştığını bakın. Şöyle RGB colors yazın. Şuradan bakalım mesela. Şimdi bu site de güzel değil. Bu siteye bakayım. Şöyle bakalım. Mesela şöyle bir mavi bir renk için ne gerekiyormuş? İşte red'e 57 yazmamız gerekiyormuş. Green'e 51. Blue'ya da 255 yazınca şu rengi, buradaki bu rengi elde ediyormuşuz. Buradan crosshair'ınızın rengini istediğiniz gibi seçebilirsiniz yani. Şimdi mesela buradan bakayım ben. Şurası açık olsun. Ne dedik? Şunlar renk dedik. Sonra şu ne? Redraw V-Model 0 demişim. Yani silah gözükmemesini istiyorum. Sağdan silah gözükmediği için V-Model form bir önemi yok. Default olarak 70 olarak kullanıyorum ben. Siz 90 falan kullanırsınız. İsteyen 80 kullanır, isteyen 110 kullanır. Tercih meselesi. Deneyin, kendiniz bulun. Folder için en ideal interp değeri 0.015'tir. 0 olamayacağı için en düşük değer normalde şu aslında, en düşük değer 0.015 diye gider. Buna biz şey diyebiliriz. Kısaca 0.0152 diyebiliriz. Bunu da yazabilirsiniz. 0.0152 yazabilirsiniz. 0.01515 yazabilirsiniz. Yani 0.15 de yazabilirsiniz. Oyun zaten bunu 15.2 olarak Netgraph'tan bakarsınız oyunda. Görebilirsiniz 15.2 yani. En düşük değer. Şimdi Soldier'da bir de Shotgun var. Soldier'da Shotgun'da olsun, Scatter Gun'ında olsun, Sniper'da olsun. Default değerde budur. Soldier'dakinin iki katı. 0.033. Bazıları 0.04 da kullanır. İnterneti kötü olanlar. İnternetiniz aşırı kötüyse siz de 0.33 yerine 0.4 kullanabilirsiniz. Farkı oluyor yani. Ama Scat'ta gidip de 0.015 kullanılmaz. Onu söyleyeyim. Sonra burada böyle bir bindim var. İşte bu buff banner gibi şeyleri kullanmak için mouse'u K'ye basmak. Sonra burada T tuşunu böyle bir şeye atamışım. Mesela bir kere T'ye basınca silah gözüküyor. Bir daha T'ye basınca silah kayboluyor. Bir daha basınca gözüküyor gibi. Bir toggle bind yani. İşte böyle bindlerim var. Yani siz de kendi class konfiglerinizi yapmak istiyorsanız böyle basit şeyler
yazabilirsin. Şu en baştaki exec clear neden yazdığımı söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. Yani bir class config yapmak istiyorsanız en başına, en baş satıra bunu böyle bir şey koymanız lazım. Mantığını söyleyeceğim şimdi. Soldier.jpg diye bir tane klasör açtınız. Başına koyduğunuz onu. Exec'i neden koyduk hemen göstereyim. Şimdi clear'da ne yazıyor? Onu göstereceğim. Clear'ı siz bir class seçtiniz değil mi? Mesela soldier'ı seçtiniz. Hemen bindleri, bütün tuşları soldier'a tanıttı. Tuşlarımız nerede? Hemen bakalım. Tuşlarımızın hepsini tanıttı. Klavyedeki bütün tuşları tanıttı yani. Hata olmasın. Sonra eksi attack komutu. Bu neden? Bu neden yapıyor? Neden yapması lazım? Çünkü bazen oyunda bir hata alıyor. Config'den dolayı. Oyunun ayarlarından dolayı. Çok fazla değiştirdiğiniz için. Evet. Onu engellemek için bu. Mesela class'a geçtiniz. Seçtiniz karakteri. Bir bakıyorsunuz sağa doğru kendi kendine gidiyor siz basmazsanız bile. Veya siz bir tuşa basmasanız bile kendi kendine ateş edip duruyor, kapatamıyorsunuz. Klavye bozuldu, mouse bozuldu sanıyorsunuz. Bu da onu engellemek için. Bunu yazmanıza gerek yok. Bunu ben kendim yazdım. Ne işe yarıyor derseniz oyunda Scott'ın, Sniper'ın, Heavy'nin tracer'ları var. Yani bu mermilerin gidiş izi. Onları kapatıyor. FPS'ye etkisi var. Bu haritadaki herkesin tracer'ını kapatan bir komut. Bu da sadece sizin açınızdan kapatan. Bu da first person açısında kapatan. Sıfır olduğunda kapalı, bir olduğunda açık. Bu sizin tercihiniz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Son olarak master config ile ilgili söyleyeceğim şu kaldı. Ondan sonra diğer config'e geçeceğim. Şimdi master config'in çalışma düzeni şöyle. Neredeydi? Tekrar açalım. Ya binlerce satır kod yazmış adam. Bu log config'in içerisine. Bunu kontrol eden komutlar sadece bu tür komutlar. Yani mesela load eşittir log. Siz buradaki load eşittir log'dan sonra ultra, medium veya başka bir şey yazdığınız zaman bu onu kontrol ediyor, değiştiriyor. Şimdi mesela siz log indirdiniz ama bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz değil mi? Lighting low ya mesela, very low yapmak istiyorsunuz. Low indirdiniz ama water low, burada very low yapmak istiyorsunuz. Bunu yapmanızın bir yolu var. O da şu. Şimdi ne demiştik? JPG klasörün içine user diye bir tane klasör açıyorduk master config'i kontrol etmek için. Onun da için arkadaşlar modules diye bir tane dosya açmamız gerekiyor. Şimdi bazıları soruyor nasıl açacağız falan diye. Basit bir şey. Yani hiç bak açmayı bilmiyorsanız bile mesela şöyle yapabilirsiniz. Ben şuradan rastgele bir tane dosyayı kopyaladım. Bu görün diye şöyle yapayım. Sonra yapıştırdım buraya. Ne oldu? Bunun ismini modus 1 yapayım, bende zaten var. Böyle değiştirdim. Sonra geldim. Ne yaptım? İçindekileri sildim. Dedim şöyle. Hop tamam. Kaydettirdik. Kaydettirdik. Bunun ne oldu? Modus.1 işte. Aslında modus.1 jpg. Bunun gibi sileyim ben şimdi. Şimdi modus diye bir tane jpg dosyası yaptık. Şurada da yazıyor. Jpg dosyası. Şimdi bunun içine kontrol etmek için yazacağınız şeyler bunlar. Mesela ben bunları değiştirmek istemişim. Verilov. Master config. Verilov'daki ile tek farklar bunlar olduğu için hood dışındaki. Bunları değiştirmişim. Bunları yazdım. Şimdi neden? Bu props medium'du. Low'da. Bu low'du. Bu da low'du. Bu da low'du. Ben bunları very low'a çekmişim. Bir farkını gördün mü derseniz görmedim. Yani bunların dışında şunu yapabilirdim. FPS ihtiyacım daha da çok olsaydı iki tane şey yapabilirdim. Buraya yazmış mı bunu? Yazmamışım. Şu viewport scale diye bir tane komut vardı. Bunu 0.78 yapardım. Bir de for desired'ı 75 yapardım. Bu ikisini de ekleyebilirsiniz. Aşırı FPS ihtiyacınız varsa, bilgisayarınız aşırı kötüyse. Bir de tabii çözünürlüğü düşüreceksiniz mecburen. İşte 1280'e 720'ye düşürürsünüz. 16'ya 9 oynuyorsunuz. 4'e 3 oynuyorsunuz. Daha da düşük çözünürlükleri düşürebilirsiniz. Master config ile ilgili bilmeniz gereken bunlar. Şimdi diğer config'lere geçelim şimdi. Bunları biraz daha hızlıca anlatacağım.
dfg.tf'de yapabilecekleriniz neler? Buradan grafik ayarlarından master config seçelim mesela. Diğerlerinden daha iyi çünkü. Daha iyi olduğu için max performans seçiyorum. Config quality default'undan. Bunu seçtik. Yazıyor zaten burada ne olduğu. Nelerin olmadığı. Resetler parçalanma yok, bölge yok. Kaybak şey yok diyor. Falan filan. Daha hızlı gideceğim. Buradan config'imi seçtik. Burada kendinizin özel bindleri varsa onları ekleyebilirsiniz. Buradaki defaultlar bu diyor. Burada değiştirmek istediğiniz bir şey varsa değiştirebilirsiniz. Mesela takıma chatte bir şey yazma tuşu U diyor. Siz başka tuşu kullanmak istiyorsanız buradan değiştirirsiniz. Bunun gibi. Veya başka bir bind eklemek istiyorsanız eklersiniz. Mesela O tuşuna ne ekleyeyim ben? İ ile Y açma tuşu. Map'te kendi kendine dolaşırken aç. Gibi gibi. Buradan kendine bind ekleyebilirsin. Sonra gelişmiş ayarlar diyor. Burada arkadaşlar Face Weapon Switch bunu kesin seçin. Yani silahlarınızı çok daha hızlı değiştirmenize yarıyor. Normalde çünkü silah değiştirmeniz gerektiğinde bastığınızda eğer bu özellik açık değilse ilk önce silah değiştirme menüsü açılıyor. Sonra bir daha senin basmanı çıkıyor silah değiştirme. Bundan sonra açılıyor. Bunu seçtiğimde bunu Advanced Options'tan seçtiğimde hızlıca geçiyor. Otomatik Reload'u da açın arkadaşlar. Color Blind Mode gereksiz. Bunu açmanızı tavsiye ederim. Gelişmiş izleyici modu diyor. Bu turnuva modundaki rekabetçi maçları izlerken. İyi olur arkadaşlar açın bunu. FPS ihtiyacınız varsa söylediğim gibi bu sol altta veya sağ altta oyuncu player modelini gösteren şey var. Bazılarında 3 boyutlu, bazılarında 2 boyutlu. Bunu açmayın. FPS ihtiyacınız varsa, bu sevdiğiniz bir şey değilse açmayın. Buna Disable HTML mod diyor arkadaşlar. Bu şey, mesela bir server'a girdiğinizde server'la ilgili reklamlar çıkıyor filan. Bir siteler filan çıkıyor ya. HTML dediği o veya maç bittiğinde logs.tf'den skorlara bakıyorsunuz. Chat'e yazınca. Bunu kapatırsanız oyun içinden bakamazsınız o tür şeylere. Ben bunu işaretlemem yani. Disable yapmam. Sonra burada diyor ki class değiştirdiğinde diyor hemen ölsün diyor. Yani hemen değiştirsin diyor. Bu size kalmış bu. Ben bunu işaretliyorum. Bence böyle daha iyi. Sonra medic de bunu kesin işaretleyin. Auto heal'ı açın yani. Çünkü değilse basılı tutmak zorundasınız birini heal'larken. Auto heal'ı açmazsan. Ama bunda sadece bir kişiye bir kere tıkladıktan sonra kendi o heal diyor. Bunu açabilirsiniz. FPS'i etkilediğini söylüyorlar. Yani biraz düşürüyormuş. Heal'lediğiniz adamın üzerinde bir işaret oluşuyor bunu açtığınızda. Sonra bu diyor Spy'da bir menü açıyormuş. Bilmiyorum bunu. Spy oynamadığım için. Sniper'da Sniper'da hani siz mesela birini vurdunuz. Ne oluyor? Bir reload ediyor. Ondan sonra otomatikman zoom'u tekrar açıyor bunda. Kullanmayın bunu ben. Kullanmamanızı tavsiye ederim. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu sadece kendiniz duyabiliyorsunuz. Sniper'da beklediğinizde %100 doluyor charge'ınız ve bir ses duyuyorsunuz. Ama bunun da FPS etkisi olduğunu biliyorum ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çok az etkisi var sanırım. Bunda da crosshair'ınızı gizliyor zoomladığınızda. Bunları bence böyle yapın. Sonra config. Bunu master config'ten söylemiştim size bunu null cancelling'i. AD yaparken, sağ sol yaparken o donmaları, takılmaları engelleyen şey. Bunu seçebilirsiniz. Bunu seçmenizi tavsiye etmem. Netgraph 4'te çünkü grafikleri falan görüyorsunuz. FPS inanılmaz düşürüyor. Skor burada açtığınızda. Netgraph'ı bence hiç bakmayın bile Netgraph'a. Netgraph'ı açmayın yani. Direkt 0 olsun bu Netgraph değeri. 3, 4 veya 1 olmasın bence. Sonra bu şey diyor. Yani bu olabilir. Güzel bir şey aslında. Shift ve mesela 1'den 9'a kadar sayılara bastığınızda direkt class değiştiriyor. Mesela Shift 2'ye bastığınızda Soldier'a geçiyor. Shift 7'ye bastığınızda Medi'ye geçiyor gibi. Güzel bir şey. Bu Medigan Check Script'e gerek yok. Bence bunu kendiniz yapabilirsiniz. Yani mantığı şu, Spy'a geçiyorsunuz, Spy oynuyorsunuz. Respawn'a gelip karşı Medi'nin
aralığına giriyorsunuz ve karşı Medigan'da mı, Crit mi kullanıyor, ne kullanıyor ona bakmış oluyorsunuz. Bunun için script'e gerek yok yani. Kolay bir şey zaten. Bunlar gereksiz şeyler. Geçelim bunu. Bunlar maçlarınızı kaydetmek için, demolarını kaydetmek için kullanabilirsiniz. İlla da bir şey kullanmanıza gerek yok, P-Rack gibi. Mesela bende P-Rack var. Nasıl kullanmışım göstereyim size. Custom'un içine P-Rack diye bir klasör açmışım. O klasör içine Addons diye bir klasör açmışım. Ve onun içine dosyalarını atmışım. Bunun amacı ne? Turnuva modunda oynadığın Highlander Texas maçlarını kendi otomatikten maç başladığı anda kaydediyor sonuna kadar. Demo kaydını. Bunu kullanmak yerine record diye yazarsınız. Maç başlamadan önce kaydeder. Yani gerek yok, illa bir programı gerek yok. Bunları da yaptınız. Custom files'ta şöyle bir şey var. Şimdi bunu anlatmıştım zaten size. Burada istediğiniz patlama efektini kullandınız. Şu da önemli bir şey. Scott'ta Heavy'de duvarlara falan ateş ettiğinizde, kaplamalara ateş ettiğinizde orada bir toz bulutu çıkıyor. O toz bulutu FPS'i tabii düşürüyordur. Fazla büyük olmasa da biraz düşürüyordur. Onu şey yapıyor bu. Toz oluşmasını engelliyor. Onu da göstereyim size. Bu hangi dosya? O da şu. Custom Scripts diye bir tane klasör indiriyor. Siz burada Generate Config dediniz. Generate Config. Bu Custom Scripts'in içinde şu var. Scripts diye bir şey, klasör var. Ve bu. Yani bu. Bunu yapan dosya bu. Surface Properties bu. Yani bunu Scripts'in, Custom Scripts'in içinde Scripts klasörün içine atıyorsunuz. O şekilde çalışıyor. Custom içinde. Böyle. Sonra patlama efektini de yaptınız. Buradan background şeylerini kapattınız. Bunu Master Config'te de anlatmıştım. Hani map'in arkasındaki ırmak, orman, bilmem ne seslerini. Map sesleri, yani harita sesleri. Şu da şey. Eğer oyununuzda cidden FPS'iniz çok düşükse, buna ihtiyacınız var cidden. FPS'e çok etkisi oluyor, özellikle çok kalabalık alanlarda. Hetleri, kozmetikleri siliyorsunuz. Bunda da şöyle bir hata var. Onu gösteriyor zaten burada. Şimdi burada bütün kozmetikleri sil derseniz, ayakkabılar olsun. Şu Pyro'nun kafası mesela yok şurada. Daha büyük bakabiliyor muyuz buna? Pyro'nun kafası yok. Bazı hepleri direkt kafayı siliyor yani. Modeli siliyor. Ayak yok burada. Böyle hatalar olmasın diyorsanız şu üzerindekini seçiyorsunuz. Onda öyle hatalar olmuyor ama bazı kozmetikleri de silemiyor. Mesela şu Pyro'nun şu heti. Demomen'in şu ayakkabısı gibi. Bu bazı şeyler silinmiyor ama %99'u siliniyor yani kozmetikleri. P-Rack'i buradan indirebilirsiniz. İndirmek istiyorsanız. Hani ben kendim record'la mikorda uğraşamam. Kendi otomatik demoyu kaydetsin diyorsanız. Şunlar şeyle ilgili. Sunum falan yapıyorsanız, maç sunumu anlatımı yapıyorsanız onlarla ilgili gerek yok. Burayı da ayarladınız. View modelleri istediğiniz gibi ayarlayın. Yani 70 kullanan var, 80 kullanan var, 90 kullanan var. Bir de view modelle ilgili böyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim kullandığım V model 70, fakat ben V modeli kullanmıyorum. V model oynuyorum ama kullanırsam da 70 kullanıyorum. Şimdi oyuna geçelim şuradan. Gösteriyorum bakayım. Tamam, geçmişiz burada. Benim kullandığım 70. Bindim sayesinde kapatıp açabiliyorum. Bu 70. Ama önemli olan şu. Komuta baktım şimdi. Ayarlarımdan hemen. Komut şu. TF use min view models. Ben bunu 1 olarak kullanıyorum. 0 yapınca ne oluyor göstereyim size. 0 yapınca ekranı çok fazla kaplıyor. Yani bu eğim, yeni oyuncuların eğim almasına yardımcı olabilir ama. Yani ekranı çok fazla kaplıyor. Ama bu TF use min view models'ı 1 yaptığım zaman şöyle çok az yer kaplıyor. Yani jump yaparken daha da güzel kolaylık sağlıyor. Daha rahat jump yapabilirsiniz. Tabii en iyisi bir model hiç kullanmamak da. Yani yeni oyuncuların kullanmasını tavsiye ederim. Yani. Daha kolay oynarsınız, oyuna daha rahat alışırsınız. Evet.
Şimdi tekrar modelinizi kontrol edelim. V modelinizi buradan ayarladınız. V modelle oynamak istiyorum dediniz. Sonra benim söylediğim gibi minimal V modelleri kullanmak istiyorum dediniz. 70, 80, 90. Bence 70 kullanın. Kafanıza göre bunu deneyin. Kendinize uygununu bulun. Bir de şey var mesela normalde ne? Bütün klaslarda sağ elini alıyor silah. Yani sol elinde de oynayabilir. Hiç görmedim ama buradan seçebilirsiniz. Buradan da seçtiniz. Bir modelinizi de ayarladınız. Damage numbers. Bunu da anlatalım. Şimdi buradan tabi damage numbers'ız oynayan görmedim. Damage numbers'ı seçtik. Şimdi bu normalde şu şey demek. Bu damage number'larını toplama. Mesela siz adama 50 vurdunuz. Bir daha 50 vurduğunuzda 50 olarak göstermiyor. 100 olarak. İkisini toplam olarak gösteriyor. Ama neden 100 olarak gösteriyor? 0,7 saniye içerisinde vurduysan. Siz bunu en fazla 2'ye kadar çıkarabilirsiniz. 2 saniye içerisindeki bütün vurduklarını oyun kendi toplar. Bu Pyro'da, Heavy'de, Scout'da, Soldier'da da çok işe yarıyor. Özellikle bunlarda çok işe yarıyor. Normalde çünkü Pyro'da ne kadar vurduğunu göremezsin bunu böyle 2 falan yapmaz. Heavy'de falan bilemezsin. Devamlı 10 damage vura vura. Yani. Nesini toplayacaksın? Şimdi bunu buradan böyle ayarlıyoruz ama bunun ben size komutunu da göstereyim. Şimdi bunu ayarlayan iki komut bu. Hood, Combat Text, Batching 1. Batching toplama ayarını açıyorsun. Toplasın diyorsun şeyi. Demiş number'ı. Burada da kaç saniye içindekileri toplasın. Ben 2 demişim. En fazla zaten 2 seçebilirsiniz. Bazıları bunu 1,3 falan yapıyor. Ama 0,7 de çok az. Yani toplamayı istiyorsanız 1,3, 1,5, 2 gibi değerleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu da seçtiniz. Bu hit sound. Hit sound'unuzun default sesi 1. Minimum 75-195 iyidir. Benim kullandığım herhalde 33'e 177 gibi bir şeydi. Yani bunu düşürürseniz ne olur? Mesela yani ben düşürdüm minimumunu. 10-20 gibi demişler vurduğunuz zaman çok daha tiz, çok daha ince sesler çıkıyor. Maksimumu yükselttiğinizde de çok daha tok sesler çıkıyor. Ve bunların arasındaki farkı yükselttiğiniz zaman, maksimumla minimum arasındaki farkı hit sound pitch şeyini yükselttiğiniz zaman vurduğunuz damage'daki farkları ses olarak daha rahat anlayabilirsiniz. Yani damage numbers'ı görmediğinizde bile spam yaparken ya duvarlar arasında. Şöyle anlatayım. Siz gittiniz minimumu 70 yaptınız. Maksimumu 120 yaptınız. Ne demek bu? 50 aralık. 50 aralık var demek. Yani ses olarak fark 50. Ama mesela ben neden 33'e 177 veya 190 gibi bir şey yaptım? Aradaki fark neredeyse 160. 50 fark nerede? 160 fark nerede? Yani bir yerde sesi 50'ye bölecek, bir yerde sesi 160'a bölecek ve minimum ses daha ince olacak. Maksimum ses daha tok olacak. Farkları daha rahat anlayabileceksiniz ondan dolayı. Bir de kill sound diye bir şey var. Burada adam öldürdüğünüzde değişik bir ses çıkıyor. Kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Bunun dosyasında nereye attığını göstereyim ben size. Bunu da custom klasöründe yine bu JFG'ye attığınız işte bu My Custom Stuff demiş mesela. Siz böyle bunun ismi çok rastgele de bir şey yapabilirsiniz. Hiçbir önemi yok bu dosyanın ismi. Bu dosyanın içerisinde Sound diye bir klasör açıyorsunuz. Bunun içine UE diye bir klasör açıyorsunuz. Bunun içine hitsound.wav yani WAV diye bir dosya türü bu. Ses dosyası. İnternetten istediğiniz gibi hitsound bulun, indirin. Bu şekilde bu klasörün içine atın. Bu şekilde kullanabilirsiniz hitsound. Burada farklı farklı hitsound'lar var zaten. Ben de büyük ihtimal buradan indirmiştim. İnternette yüzlerce killsound, hitsound var. Buradan indirip siz de kurabilirsiniz. Bunu da yaptınız. Network ayarlarını internetiniz çoğunuzun zaten yeterli diye düşünüyorum. İnternetiniz çok kötüyse bile bunu kullanmayın. Kullanmayın bence. Bad connection ayarını. Good connection zaten default ayar. Şey, değiştirmenize gerek yok. Bir de en iyi ayarlar var. 133 tick serverlar için yalnız. Infortress'ta kimse 133 tick serverda oynamıyor. Keşke olsa. Oyun mükemmel oluyor çünkü.
bakıcı oluyor ama böyle bir server yok. 64 tik falan. Ya bunu, bu ayarı seçseniz bile hiçbir şey yaramayacaktır. Çünkü o serverda oynamanız lazım bu ayar için. Ondan dolayı Good Connection ayarını geçiyoruz. Sonra Custom Commands. Buraya istediğiniz command ekleyebilirsiniz. Mesela ben Scott'a ne eklemiştim? Kendi, hemen şuradan tekrar bakalım. Ne demişim? Profile dosyamı değiştirmişim. Default olsun demişim. Büyüklüğünü 50x seçmişim. 70 olsun demişim. Silah gözüksün demişim. Interpret Fortress olsun demişim. Burada başka ayarlarım var. İşte bir tane bindim var. Kendi bindim var burada. E'ye basınca medic desin demişim. Bunun bir sebebi var. Onu sonra söylerim. Bir bug oluyor. Söylemiyor. E'ye basınca. Yani böyle kendi bir ayarım var. Yani sizin de kendi ayarlarınız varsa gelip böyle scout'ın yazarsınız buraya. Gördüğünüz gibi. O da kendi oluşturur. Scout.jpg diye bir dosya oluşturur size otomatik. Şimdi buradan baştan sona size anlattım. Nasıl config oluşturdum bu sitede. En sonunda ne yapıyoruz? Generate config diyoruz. Şu an bana config oluşturdu. Bakayım içine ne var. JPG custom. Zaten custom'ı hemen tf klasörün içine attınız. JPG'yi şey de yapabilirsiniz. JPG'yi direkt JPG'nin içine de atabilirsiniz. Ki öyle yapmamanızı tavsiye ederim. Master config kullanıyorsanız, tekrar hatırlatıyorum. Master config kullanıyorsanız, JPG klasörün içinde user diye bir klasör açıyorsunuz. WinRAR dosyasının içindeki bütün dosyaları bu user klasörün içine. Master config kullanmıyorsanız, kendi config'inizi kullanıyorsanız da ne yapıyorsunuz? Custom klasörün içinde bir klasör açıyorsunuz. İsmi önemli değil. My custom stuff demişim. Onun içine JPG klasörünün içine bu dosyalarınızı atıyorsunuz bak. Bu olay bu. Bu siteden de bu şekilde yaptınız. Ayarlarınızı en son ne yapıyorsunuz? Master config'de söylediğim gibi şuradaki launch options açılış ayarlarını kopyalıyoruz. Kopyaladık. Tekrar anlatıyoruz. Infortress 2'ye geldik. Infortress 2'ye buraya ne yaptık? Kopyaladık. Şimdi tabi onun başında ne vardı? DirectX Level 81 vardı. Bir kere oyunu bu şekilde açtıktan sonra biraz oynadıktan sonra artık bir dahaki açılışlarda DirectX Level 81, 90 bilmem ne komutuna gerek yok. Bunu kaldırıyoruz. Neden? Oyun alt tab yaptığında takılır donar arkadaşlar. O takılır donar. Şimdi bunu da anlattık. Şimdi burada güzel bir ayar var. Onu anlatmadan geçmeyeyim. Burada çok güzel bir ayar. VTF Crosshairs diye bir tane şey var arkadaşlar. Crosshair değiştirici. Her oyundaki her silah için crosshair'ınızı farklı farklı seçebiliyorsunuz. Bakın Scout için mesela bu silahlar. Scattergun, Force Nature ve Backscatter. Bu silahlar için ne yapayım ben? Şurada güzel bir tane şey var mesela. Nerede? Talas Seeker diye bir tane. Bu. Bu Crosshair. Bunu seçtiniz. Ne diyor burada? Default Explosion efekt diyor. Çünkü Scout'ta bir patlama efekti yok. Ondan dolayı. Buradan bütün silahlar için geldiniz. Hepsinin için tek tek seçtiniz burada. Pardon bu arada ekle demedim. Tekrar edeyim. Burada ekle diyorsunuz. Bakın ekle deyince burada oluştu aşağıda. Scout'ın hepsini seçtiniz varsayıyorum. Soldier'a geldiniz. Soldier'da da mesela rastgele bir şey olsun. Nasıl bir şeymiş? Taşma bir crosshair mesela. Ne oldu? Soldier'da tabii patlama efekti de olduğu için. Ben mesela Spy Zapper'ı kullanıyorum. Bazıları Muzzle Flash kullanır. Bunu anlatmıştım şuradan. Buradan bakabilirsiniz ona. Gösterelim. jpg.tf'de video custom files'ta explosion efektten buradan tekrar fırlatalım. Buradan baktınız. Ben mesela elektrik şok kullanıyordum. Geçen hafta değiştirdim. Spy Zapper daha güzel geldi mesela. Ben Spy Zapper'ı seçtim. Ekle dedim. Tamam. Bu crosshair'ı seçti artık. Bu silahlar için. Buradaki silahlar için. Yani burada şimdi siz seçtiniz. Burada 100 tane silah var. Bunların
Bunların hepsini seçtiniz. Explosion'u da seçtiniz. Crosshair'ini de seçtiniz. Nasıl kuracağız bunları? Çok basit. Download package dedik, indirdik. Burada Crosshair dosyası var. Hatta size şöyle göstereyim. Şimdi bunu indirdik. Crosshair klasörünü yapacağımız yer custom. Custom içerisine Crosshair'i atıyoruz bu şekilde, bu klasörü. Burada Crosshair var. Bu şekilde çalışmazsa şey atın bunu. Şu an tam emin olamadım. Bayağı uzun bir süre önce denemiştim bu BTF Crosshair'i. Orada çalışmazsa buraya atarsınız. Bu şekilde farklı klasörler kullanabilirsiniz. Yalnız bunun çalışması için bir koşul var. Ben şimdi biliyorum bunu. Her class config'de mesela scat için bu şeyi kullanmak istiyorsunuz, bu crosshair'ı. Siz sadece scat için indirdiniz değil. Bu crosshair'ların çalışması için sadece şu ayar gerekiyor. Ona şöyle göstereceğim. Crosshair file boş komut, yani şu tırnaklar arası boşluk var. Boşluk dedim, hiçbir şey yazmıyorsun. Mesela 7 yazınca ne oluyordu buraya? Crosshair file 7 yazınca ne oluyordu? Artı oluyordu. Soldier'da öyle. Şöyle göstereyim. Mesela şu ne? Crosshair 7. Artı. Şimdi siz tırnak işaretlerinin ortasına hiçbir şey yazmazsanız bu default crosshair oluyor. Yani oyunun default crosshair'larını değiştirmiş oluyor bu script. Mantığı bu. Yani bu şekilde kullanmak istiyorsanız bu komuta ihtiyacınız var. Bu şekilde crosshair'ları da ayarlayabilirsiniz. Crosshair'ları da ayarladınız. Şimdi bazıları da diyebilir ki ben bu kadar uğraşmak istemiyorum. Sadece grafik ayarlarını yapacağım. Bazı ayarları kendime göre düzenleyeceğim. Ne yaptığımı bilmek istiyorum diyebilir. Onlar internete Chris config yazıp şunu bulabilirler. Chris tfg tfg yazıp buluyorsunuz burayı. Şu zip arşivden indiriyorsunuz. Buradan istediğiniz config'i kullanabilirsiniz. Mesela siz ne kullanmak istiyorsunuz? Bu sefer de DirectX 9 olsun mesela. Hep çünkü Max Frames'den falan bahsettik. DirectX 9 kullanmak istiyorsunuz. Söyleyelim buradaki komutlar ne işe yarıyor. Şimdi FPS Max. Maksimum FPS'inizi ayarlayabilirsiniz. Bunu yazılarım biraz daha güzel gözükmesi için 4P açayım bir saniye. Çok ince gözüküyor yazılar bunlar. Ülkenin yazıları. Evet. Zaten burada da tavsiye etmişler mesela. DirectX 90 yerine 95 daha iyi. 98 en kalitelisi. O FPS düşürür biraz. 95-90'dan daha iyidir. Her neyse, şimdi FPS Max'la ilgili konuşuyorduk. Şimdi iki tane yorum var bununla ilgili. Bir de ben kendi yorumumu söyleyeceğim. 60 Hz monitör kullanıyorsanız Max FPS'i 132 yapın diyorlar. 120-144 Hz kullanıyorsanız da 240-300'e kadar FPS Max'ı yapabilirsiniz diyorlar. Ben de size şöyle diyorum. Kullandığınız config'de kaç FPS alıyorsunuz ortalama bir bakın. Minimum kaçlara düşüyor bu düştüğü zaman. Çünkü çok kalabalık anlarda FPS düşer temposu. Buna bakın. Mesela benim FPS'im normalde 150'lerde, 130'larda geziyor. Bazen 90'a falan düştüğü oluyor. En fazla 200'e çıkıyor. 200'ün hiçbir önemi yok benim için. Çünkü ortalama önemli ve minimum önemli bana. Ben FPS maksimum 200 yaparsam ne olur? FPS'im bazen 200'e çıkar. Bazen 170'e falan çıkar. Ama o 90'a düştüğü an veya daha düşe de düşüyor bazen. O anlar bana takılma, donma gibi gelir. Ondan dolayı ben mesela FPS maksimum benim ortalama kaç? 130 FPS mi alıyorum ortalama? 140 yapıyorum bunu. 90'a falan düştüğünde, 100'e düştüğünde bana donma, takılma gibi gözükmesin diye. Gidip de 200 yazmanın hiçbir mantığı yok. Bana 0 yazarsanız bu arada sınırsız demek yani.
Anlık 500, 300, 300, 500 bile alabilirsiniz yani. Belli olmaz. Sıfır tavsiye etmem. Bunu kendinize göre ayarlayın. Mantığını anladınız. İnternet ayarları. Bunu göstermişimse iyi bağlantınız, iyi internetiniz varsa bunlar Master Config'e de benzer zaten. Tavsiye edilen ayarlar bunlar. Şu baştaki tikleri şöyle kaldırdığınız zaman bu komutlar çalışıyor. Tikler diyorum, pardon. Slash işaretlerini. Bunları kaldırdığınız zaman bu komutlar işe yarar. Başlarına işe yaramasın diye koymuşlar bunu. Şu an ben Good Connection ayarlarını açmış oldum. Spreyleri normalde kapalı spreyler. Açmak isterseniz hemen şunların başındaki gelip siliyorsunuz. Çok kolay zaten. Bunların mantığını anladınız. Gölgeler. Normalde burada açıkmış. Kapatmak isterseniz, yok pardon, kapalıymış. Açmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Siliyorsunuz falan filan. Yüzdeki ifadeler, yüz ifadeleri, mimikler, bunları ayarlayan komutlar kapalı. Ben bunları açıyorum. Çünkü neden? Bunlar bu şekilde olduğu zaman, kapalı olduğu zaman mimikler ve yüzle ilgili özellikler. Tamam, FPS yükseltebilir bunu kapatmak ama mesela oyuncuların gözü olmuyor. Ve oyun eğlencesi fazla olmuyor bence. Ve gözü olmadığı zaman çok saçma gözüküyor oyuncular. Bildiğin göz yok yani oyuncu modelinde. Ondan dolayı ben bu şekilde açıyorum. Ragdoll dediği şey, bir de şurada şey var, Gips var. Bunlar cesetler. Cesetler ve yani adamı öldürdüğünüz zaman bu parçalanma efektleri, yani ölüm efektleri ve cesetler. Bunlar tabii çok FPS düşürüyor. Bunları açmanızı tavsiye etmem. Açmak isteyen de çok basit, anladığınız olayı. Enable açmak demek. Disable kapatmak yani. Biz biliyoruz. Buradan açmak isteyen böyle açsın. Şu gipsi de açsın yani. Birini açıp birini açmak saçma olur. Biri ceset, biri parçalanmak. Şimdi geldik grafik ayarlarına. Buradan bildiklerimi söyleyeyim size. Burada önemli ayarlar var. Şimdi şu Halo haritalarında bir de oyuncuların etrafında hani duvarın arkasından da görebildiğiniz bir modellerin etrafında bir parlak bir çizgi oluyor. Parlama efekti yani. Outline. Onu açmak isterseniz bir yapabilirsiniz bunu. FPS'i düşürüyor tabii. Şu mat anti-aliasing dediği şey yumuşatma. Bu önemli bir şey. DirectX 9'u kullandığınızda bunu 1 yaparsınız. DirectX 8'i, 80 yani 81'i kullandığınız zaman bunu 1 yaparsanız oyuncular aşırı parlak gözükür. Aynı zamanda DirectX 9 kullanırken bunu 0 yaparsanız oyuncular saçma şekilde çok parlak bembeyaz gözükür. Buna dikkat edin. Önemli komutlar. Bu komutun ne işe yaradığını oyunda göstereyim hemen size. Önemli bu iki komut. Bir de başka bir komut söyleyeceğim. Tercih meselesi. Geçelim şöyle. Şimdi onu gösterebilecek güzel bir yer bakalım. Burada gösterebilirim herhalde. Şimdi bu kaplamaları falan filtreleme işi. Ben de şu an filtreleme açık değil. İkisi de sıfır gördüğünüz gibi. Filter Light Maps, bir de Filter Texture. İkisi de sıfır. Bunları bir yapacağım. Farka bakın şimdi. Biraz daha bulanık olacak. Filter Texture 1. Bakın biraz daha bulanık yer. Böyle piksel piksel gözükmüyor. Tekrar sıfıra alalım. Yerinde biraz daha ne oldu? Piksel piksel böyle kare kare gözükmeye başladı. Yani biri bu ışıklandırmada yumuşatıyor. Diğeri de bu kaplamaları yumuşatıyor. Yani filtreliyor. Yani filtreli değil, böyle kare kare gözüküyor. Şimdi bununla ilgili iki tane soru var. Şu an videoda siz görebiliyor musunuz? Onu bilmiyorum ama şöyle hareket ettiğimde etrafımda bir çember de benimle birlikte geliyor. Sanki bir gölge var gibi yerlerde. Bilmiyorum, videoda görünüyor musun? Onu kapatmanın tek bir yolu var. Bu iki komutu, filter textures'u bir yaptım. Sonra diğerinde, nerede o komut? Filter light maps'i de
bir yaptım. Bir de şöyle bir komut var. Mat, meet map, textures. Bunu da bir yapmam lazım. Bunu bir yapınca bak. Pardon. Bir, sıfır. Sıfır yaptım. Şu an böyle yavaş yavaş yürüyeyim. Belki videoda gözükmüyordur. Şu an öyle bir şey yok. Benimle gezen bir çember yok etrafında. Yani bu tercih meselesi. Bunu videoda aşağı yazarım. Bunu çok soruyorlar çünkü. Şu an etrafımda benimle birlikte gezen bir şey yok. Çember yok. Bir grafiksel bir hata gibi çünkü. Çok kişi soruyor onu. Şimdi monitörü yanımıza tekrar geçelim. Bunu da söyledik. Şimdi her şeyi denediniz diye. Aa yok yok. Bir şurayı da anladım. Nerede o? Tamam, bunun ne işe yaradığını anladınız. Bunun ikisini bir yaptığınızda o kare kare görüntü biraz daha yumuşuyor. Yerler, kaplamalar biraz daha bulanık gözüküyor. Bir de buna ek mat, meet, map, textures komutunu sıfır yaparsanız etrafınızdaki o sahiden çember kayboluyor. Bir yaparsanız daha yumuşak görüntü oluyor ama etrafınızda saçma bir çember var, o gözüküyor. Yani sıfırı tavsiye ederim. Performans olarak bunun ikisini de sıfır yapmanız FPS'i arttırır. Ama tercihiniz kaplamaların biraz daha bulanık, yumuşak gözükmesi ise bu şekilde kullanın. 1-1-0. Ama performans için ne? 0-0 ve 0 var. Sonra HDR'le işimiz yok. Bunlarla işimiz yok. Bunu ne demiştim? Sadece full screen'de çalışıyor. 1.6 veya 1.8 yapabilirsiniz. Daha aydınlık olması için. Blur'u açan zaten yani ne diyeyim artık. Bu şimdi texture kalitesi yani kaplama kalitesi, model kalitesiyle ilgili olan en önemli komut bu. Bu -1 ile 2 arasında. 1 ne? Düşüğün bir üstü oluyor yani orta gibi bir şey. Yani ortanın bir kalitesi. Bunu 2 yaparsanız very low oluyor yani en kalitesiz texture'lar. 0 yaparsanız ortamın üst mü ne oluyor işte. -1'de de ultra hani en iyi kaplamalar. FPS istiyorsanız 2, çok çok kötü gözükmesin oyunum diyorsanız 1 yaparsınız. Zaten FPS sıkıntınız falan yoksa artık 0 kullanın da -1 sadece movie'lerde falan kullanılıyor. 2 dedik. Bunlar 1 olsun. Şimdi bu max spectral önemli bir şey. Bunu DirectX 90 ile arkadaki ses bilmiyorum size geliyor ama inşallah rahatsız etmiyor. Mass Spectral 1 yaptığınızda DirectX 90'da bunu 1 yapmanız lazım. 0 yaparsanız überler biraz kötü gözüküyor. Böyle, renksiz gözüküyor. Yani DirectX 81'deki gibi gözüküyor. Bunu 0 yaparsanız DirectX 9'da uyumsuz olur. DirectX 9'da bunu 1 yapıyoruz. DirectX 81'de bunu 0 yapıyoruz. Bu sadece überlerin görünümü. Überlerin parlaklığı, o canlılığıyla, rengiyle alakalı bir konu. Bu yumuşatma ile ilgili anti aliyas diye bir şey var ya, onun gibi bir şey. Yumuşatma, kenar yumuşatma. Bunu sıfır yapın yani FPS için. Bu şey, yani bunu bir de yapabilirsiniz, sıfır da yapabilirsiniz. Mesela scatta, hatta scattergun'la ateş ediyorsunuz, etrafa bir sürü mermi izi çıkıyor ya. 9 tane mermi izi çıkıyormuş bunu yazınca. Siz bir tane mermiyi çıkartmasını istiyorsanız böyle yazarsınız. Sıfır yazarsınız. Hiç gözükmez demeyeceğim. Ona bağlı başka komutlar var. Hemen laf açılmışken onu da göstereyim. Tracer. Buna tracer deniyor. İki tane komut. Bunun ikisini de bir yaparsanız mermi izleri gözükür. Baştaki herkes için yani map'teki gözüken tracer'lar bir yaparsanız herkesinki gözükür. Sıfır yaparsanız gözükmez. First person'da sadece sizin. Scat oynuyorsunuz heavy'de falan. Kendi tercihiniz dediğiniz gibi kullanın. Yani bu komut diğer şeylere de bağlı. 9 güzel bir değer demiş bu. Benim için önemi yok. Ama tercihiniz. Yine aynı komutun
benzeri. Önemli komutlara değinmek istiyorum sadece. Yani hava durumu ile ilgili, yağışlarla ilgili komut. Disable diyor. Yani bunu 1 yaparsanız kapalı olur. 0 yaparsanız yağmur efektini açmış olursun. 1 olarak kaldı yani. Ses efektlerinde değiştirecek bir şey yok. Sesler var. Geçtik. DirectX 9 ayarları ile ilgili bilmeniz gereken bunlar. Hemen bir de Chris config'ini açmışken Max Frames'e bakalım. Bir ölçüde atalım. Yazıları daha rahat görmek için. Biraz büyütelim yazıları. Max Frames'i de DirectX 81 ile. DirectX Level 81 ile kullanmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz şunları da kullanabilirsiniz. FPS'e ben faydasını görmedim. Hatta şunu da kullanabilirsiniz. Başta söylediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Açılış ayarlarına bunları da kullanabilirsiniz. Burada bu screen yazıyorum tabii. Değişmiş. Bu ta çok eski bir konfig. Bu 2013'ten mi ne yapılmış herhalde. Ondan dolayı. Bu ne? Genişlik. Çözünürlüğünüzün genişliği 1920 yazdım mesela buraya. Kendi monitör ayarım. Yüksekliğimizde neydi benim? 1080. Yanlış yapmışım. 1080. Bir başka bir şey kullanmak isterseniz kullanırsınız. Sadece farklı bir şey var mı diye bakacağım. FPS'i göstermeyi kapatın. FPS Max'ı dediğim gibi mesela bende 140 falan 130 gibi bir şey herhalde. Bunu mantığını anladığınızda o şekilde değiştiriyorsunuz. Boot connection'ı yaptınız. Şeyler zaten kapalı. Gölgeleri kapatmanızı tavsiye ederim. Zaten kapalı. Yüz ayarları FPS'e çok büyük faydasını olmadığını düşündüğüm için ben yüz mimikleri, yüz animasyonlarını açtım. Çok saçma gözüküyor çünkü gözsüz, yüz animasyon, oyun şeylenmesi yok gözüküyor. Ragdoll ve Gibbs. Cesetler ve parçalanmalar. FPS isteyen adam bunları açmaz. Grafiksel ayarlarda bundan bahsettik. Bakın burada dediğim gibi DirectX 81'de bu sıfır kullanılıyor. Değilse bir kullanırsınız. Çok parlak olur oyuncular. Oyuncu modelleri. DirectX 90'da da bunu bir kullanıyorduk. Bunları anlatmıştım. Bakın adam sıfır kullanmış daha fazla FPS için. Bir tane de neydi? MIF Texture diye bir komut vardı. O da etrafımızdaki saydam. Neredeyse o çok az görünen, görünmez gibi olan çemberler. 2-3 tane çemberler var. Biraz rahatsız eden. Kaldırmak için. Parlaklığın FPS'ye bir etkisi yok tabii. Ben 1.6 kullanıyorum. Çok parlak oluyor, güzel oluyor. Bakın burada en düşük verilov ayar 2. Texture kalitesi, model kaplama kalitesi. Bu şekilde. Yumuşatma da 0. Yumuşatma da değil. Bakın 9 yerine 1 yazmış. Mermi izlerini azaltmış. Daha fazla FPS için. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Bunu kopyaladım. Max Frames yazısını kopyaladık. Winrar'dan çıkan. Şimdi burada ben değişiklik yapabilirim. Size anlatmak için yeni bir TF klasörü açıyorum. TF klasörüne girdiniz. Benim hiç CFG'm falan yok değil. Bilirim şunu. CFG'm yok. Şey de bilmiyoruz diye. Bunlar oyunun zaten kendi oluşturduğu konfigler. Bunları silersiniz. Oyun hemen kendine otomatik bunları oluşturur. Önemli değil. Şimdi ne yaptım? Benim config diye bir klasör açtım. İçine bir WordPad dosyası açalım. Autoexec. Bunu açtık. İçindekileri sildik. Bir daha kopyalamamız lazım. Bir dosya. Max Frames aldık. Yazılarını tekrar kopyaladım. Buraya aldık. Şu an Max Frames config'ini AutoExe'ye aldım. Ya bakın TF klasörünün içinde hiçbir şey yok. TFG oyunun zaten kendi default config'i.
Custom'ın içine hemen yeni bir klasör açtım. Yaptık. Bir JPEG açacaktık. JPEG'in içine bunu attık. Bakalım. Doğru mu yapmışız? Tamam, doğru. Emin olmak için bir bakayım dedim. Onun için Auto-Ease'e kaçtık. Yani grafik ayarlarını bunun içine atmış olduk. Mesela siz ne istiyorsunuz dedi. Siz SCAD klası oynuyorsunuz diyelim. SCAD için özel şeyler kullanıyorsunuz. SCAD diye bir dosya oluşturuyorsunuz. İçine kendi ayarlarınızı yazarsınız. Mesela ben size söylemiştim ya. Clear diye bir dosya oluşturdunuz. Onu da yapmanıza gerek yok aslında. Ne yaptınız? Exec Binds. X'i atacak değil mi? Sadece bunlara gereksinimiz vardı. Hemen şuradan bu arada Binds'i alalım. Peki Binds'a. Evet. Binds'ı şuraya attım. Ne oldu? Exec Binds deyince AutoExec'in yanında gördüğü için. Şöyle. Binds'ı açtı. Sonra buraya istediğiniz SCAD'la ilgili komutu yazabilirsiniz işte. Bind 1, 1'e basınca şöyle böyle olsun. Onları görmüşsünüz. Ben zaten kendi konfigimi videonun altına atarım. Oradan incelemek isteyen inceler. Bakar. Şimdi Prism konfigleri ile ilgili de bildiklerimizi anlattık. Şimdi her şeyi yaptınız. Her şeyi denediniz. Ama yine de FPS'iniz iyi değil. Tekrar söylüyorum. Çözünürlüğünüzü düşürebildiğiniz kadar düşünün. 16'ya 9 oynuyorsanız 1280-720 çözünürlüğü kullanın. 4'e 3 oynuyorsanız daha düşük çözünürlükler kullanabilirsiniz. Sonra No Hatch diye bir tane mod var arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz. Zaten indireceğinizi buradan Disable Hatch Cosmetics'te zaten buradan seçebiliyorduk. Bunu seçtik diyelim mesela. Generate Config diyelim. Burada hani hangi dosya olduğunu göstereceğim sadece. Feed dosyası. Bu kozmetikleri kapatan dosya. Bunu custom'ın içine atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi custom'ın içerisinde. Bu patlamalar. Bu da bütün kozmetikleri kapatan. Bunlar hariç. Bütün kozmetikleri kapatan dosya. Sonra bu head'leri de kapattınız diyelim. Ve şunu söyleyeceğim. GeForce'a 8 GB RAM bile yetmiyor bazen. 4 GB kesinlikle yetmez. Hep donmalar olur yani. Donmalarla karşılaşırsınız. İşlemciniz, ekran kartınız iyi bile olsa RAM'den dolayı. RAM'inizi yükseltmenizi tavsiye ederim. Sonra FOV desired değerini söylemiştim size. Bunun normali 90. 75 yaparsanız FPS artar. Mat, view, port scale mıdır nedir? Öyle bir tane komut vardı. Normalde 1 bu. 0.78 gibi değerler yaparsanız bu da FPS'iniz biraz arttırabilir. Şimdi kendi JPEG'imde neler var? En son ona bir bakayım. Unuttuğum şeyler var mı diye. AutoExec'te ne kullanmışım bakayım. Bunu anlattıydık. Bu komut şeye yarıyor. Birini izlediğiniz zaman eğer bu birse sağ tarafta adamın kullandığı item'lar olsun, silahlar olsun. O unusual'lar bilmem ne hep sağda çıkıp duruyor. Ekran kaplıyor ve FPS'e düşüyor. Onlar gereksiz bence. Trader değilim. Gerek yok, sıfırı yaptım. Bu hood save text time komutu chat'in ekranda durma süresi. Chat'e biri bir şey yazdığında sıfır derseniz hiç görmezsiniz. 2 derseniz ekranda 2 saniye durur. Normalde bu 15 gibi bir şey herhalde default değil. Chat'le falan bir ilgim yok. Merak ettiğimde açıyorum Y'ye basıp. Ondan dolayı sıfır. Yani FPS'yi göstermesi oyunun zaten FPS'e düşürüyor. DLSS show FPS. Bundan dolayı bunu sıfır yapın. FPS görmenize gerek yok. Bunu söylemiştim. Damage numbers'ı 2 saniyede bir 2 saniye içerisinde vurduğunuz damage'i topluyor. O toplamayı açma komutu. Sıfır derseniz açma toplamaz. Bu kendi bindim. Pirek'te C'ye bastığım zaman bookmark alıyor. İşaretliyor yani kaçıncı tikle. Mesela bir oyunda C'ye basıyorum. Atıyorum 17.238. tik numarası değil. O demodaki o numara o frame'e gelince ben orayı bookmarklamışım. Orada önemli bir şey olmuş demek. C'ye basınca bu oluyor.
Sensitivity buymuş. Oyunun sesi bu. Interpreter'im bu. Burada kendi bir tane benim komut zincirim var. T'ye basınca T'ye ne kadar çok basar yani. Her bastığım anda bir kere basıyorum silah gözüküyor. Bir kere basıyorum silah kayboluyor gibi. Kayboluyor, geliyor, kayboluyor, geliyor. Oh. Bunun ne işe yaradığını söylemiştim. Ekran daha fazla kaplıyor. Bunu sıfır yaparsanız silah görüntüleri. Bir yaparsanız biraz daha değirmandalığın aşağısında kalıyor. Biraz daha gözünüzün aşağısında kalıyor silah. Az kaplıyor. Bu zaten default bir tuş. Bunu niye yazmışım? Mouse 2'ye basınca atak 2. Her klasın kendi kullandığı atak 2 silahı var. Bu açılır. Bu kullandığım güzel bir komut. Ne işe yaradığını söyleyeyim size. Sonu savunuyorsunuz diyelim. Son pointi. 50 HP filansınız veya 100'sünüz ve can ve emo lazım diyelim size. Demoman de olsun, soldier olsun çok işe yarıyor. Respawn kapısına gidiyorsunuz. Ben mouse 5'e atamışım bu komutumu. Yukarıda da komutumun nasıl çalıştığı ile ilgili bir şey var. Bu da komutumun mouse 5'e atandığı şey. Respawn kapısına gelip mouse 5'e bastığım anda doğu dağıtımı 2'den 1'e çekerek yeniden doğmuş gibi oluyorum. Anında canım ve emom yenileniyor. Adam respawn kapısına doğru, respawn'a doğru sana spam atıyorsa sen kapıya değdiğin anda, kapıdan içeri 1 santim bile girdiğin anda yeniden doğduğun için adam seni öldüremiyor. Böyle 50 HP ile falan kaçıyorsun. Güzel bir şey, tavsiye ederim. Şu komutlar medik oynarken işe yarayan şeyler. Medik de birinin canına baktığınız zaman şu komut disable. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye düşünüyorum. Yani bunu bir yaptığınız zaman adamın canı adamın ayağının altında gözüküyor. Bunu sıfır yaptığınız zaman adamın canı adamın başının üzerinde gözüküyor. Adamın ismi adamın ayağının altında gözüküyor. Bu tercih meselesi. Medik oynayanlar için tercih meselesi bu. Yani çok karışık olduğunu düşünüyorum sıfır yapınca. Ondan bir kullan. Bu oyunda Logstep'e, oyundaki o site reklamları oluyor girişteki. Onları kapatmak için bir yaparsınız bunu. Ben kapatmamışım. İşimize yarıyor çünkü Logstep'e bakıyoruz maçlardan sonra. Yani bu ayarlar yani açıklamayacağım. Ya da açıklayayım kısaca. Şimdi burada RP deyince server seninse hemen recon giriyorsun. Mesela process deyince hiç böyle uzun uzun change level falan yazmaya gerek yok. Process yazıyorum. Konsola sadece hemen map buna değişiyor. Mesela bu komutu yazıyorum sadece. O kendi otomatik bunu yazıyor falan. Yani bana zaman kazandıran komutlar. Bu komutu zaten açıkladım. Tracers'ı. Bunu daha eklemişim yanlışlıkla. Sileyim burayı. Buraya bindlarımı eklemişim. Auto-X'e. Bütün bindlarım bunlar. Yok. Bu da şey, bu master config'de hani sağ sol yaparken bazen takılmalar oluyor, onu engelliyor diyordum ya. Onun komutu bu işte. Şunlar. Böyle ayırayım şunları görmeniz için. Şunlar. İlla da master config'deki onu seçmeye gerek yok. Yani onu yapan bütün komutlar bunlar. Sağ sol yapmadaki takılmaları engellemek için. Bunların ne olduğunu anlatmıştım master config'le ilgili. Clear'ı tekrar göstereyim. Şu iki komut işinize sadece bunlar işinize yarıyor. Örnek bir demoman CFG'mize bakalım. Clear'ımızı açmışız. 1'e basınca crosshair'ımın büyüklüğü şu kadar olsun, görüntüsü şu kadar olsun, silahım gözüksün gözükmesin mi? Bir de interp diyelim, gecikme diyelim. Hit track'le ilgili olan durum o. Demoman'de bir projektil yani. Projektal klası olduğu için Soldier, Demoman bunlar. Bunlar da 0.15 kullanıyoruz. Scout, Heavy, Sniper gibi onlar da 0.33. 1, 2, 3'e basınca silah kullanımında crosshair'ımı falan ayarlamak için, silah görünümü ayarlamak için o komutlarım var. Sonra
Yine şu T'yi anlatmıştım eşi yardımı. Bu var. Mouse 5 zaten her class'ta kullanıyorum. Şimdi bu E'yi neden kullandığımı. E'ye basınca neden medic desin diye buraya ben özellikle komut yazmışım. Çünkü bu benim medic config'le alakalı. Medic'te ben E'ye basınca medic demiyorum. Medic'te E'ye basınca Uber'i meskliyorum. Uber mesklemek ne demek? Medic'in Uber'i dolunca ne diyor? Uber charge diye bas bas bağırıyor değil mi? Map'in öbür ucundan duyarsın sessizlik varsa. Ben %99, %98 gibi E'ye basıyorum. Ne oluyor? Medic hiçbir şey demiyor veya çok sessizce bir şey söylüyor. O da bir duyulmaz yani. Çok zor duyulur yanındaysan bile. Buna mask deniyor. R'ye basınca fake Uber call veriyormuş. Mesela %60, %70 Uber'im varken fake basıyorum. Belki karşı takım inanır diye gerizekalıysa. İşte Uber'e basınca otomatikman takım chatine Uber diye bir şeyler yazıyor. Yani medic config'de de bu tür şeyler var. Şurada anlatmıştım. Zaten biliyorsunuz artık. Bundan anlattık. Ya burada şöyle bir komutum var. Mesela bu da benim kendime özel yani. Herkes kendine göre ayarlasın. Ben bunu neden ayarladım? Mouse'un orta tuşunu yanlışlıkla döndürdüğüm zaman oluyordu böyle çok hızlı oynarken mouse'la. Çok hızlı bir şeyler yapmaya çalışırken bazen elim kayıyor, elim değiyordu. Silah değiştiriyorsan istemezken kötü oluyor yani. Ondan dolayı mouse'un orta tuşunun yukarı ve aşağı komutunu burada unbind yaparak kaldırdım. Bu şekilde JPEG'lerimiz var. Siz de kendi JPEG'inizi yapabilirsiniz. JPEG'imi tekrar göstereyim. JPEG'in içerisinde user'a attım. Neden? Master config kullanıyorum. Ondan dolayı user'ın içerisinde. Siz master config kullanmıyorsanız ne yapıyorsunuz? My custom stuff diyorsunuz. JPEG diyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Bütün ayarlarınızı. Buna sound, UI ve ne var? Hit sound'umuz var. Kill sound'u da böyle ayarlayabilirsiniz. Sonra burada ne var benim? P-Rec. Oyunu kaydeden dosyam var. Burada HUD'um var. Şimdi biraz sonra HUD'u anlatmaya, adı anlatmaya başlayacağım. Şurada da ne vardı? Custom script içinde. Bu klasörün içerisinde. Tıka hatta heavy'de filan duvarlara, kaplamalara vurduğunda o çıkan tozu silen bir script var. Bir ayar var. Bunu da bu şekilde kullanıyorsun. Bundan sonra bir de şeyi anlatayım. HUD'ları anlatayım. Neden HUD kullanıyoruz? Bununla ilgili birkaç görsel koyarım şimdi. Şunları kapatalım. HUD.tf. Şimdi buradan kendi zevkinize göre bakarsınız fotoğraflarından. Zevk işi yani, bu başka bir şey değil. Tercih meselesi yani. Buradan bakabildiğiniz gibi bir de TFTV forumda daha güzel bir sayfa var. Bir onu bulayım. Evet. Böyle bir site var. Ben genelde buradan bakıyorum çünkü en güncel versiyonlarını buraya yüklüyorlar. Huz.tf'yi yüklemeden önce. Ya bu çok güzel bir site tabii yani. Çok güzel. Arayüzü falan çok. Her şey çok anlaşılabilir şekilde ve mesela buradan bakıyorsunuz. Neye uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Hangi çözünürlüklere uyumlu olduğunu görüyorsunuz mesela. Burada hangi modlara desteklediğini falan her şey yazıyor. Yani min modu yokmuş mesela. Buradan fotoğraflarınızdan daha rahat bakabiliyorsunuz. Bu sitenin de bu güzelliği var tabii. Ama ben buradan bakıyorum. En güncel versiyonları buradan bulabiliyorum. Mesela şu HUD'u tavsiye ederim. HUD Black 2.0. Bu güzel. Yeni başlayanlar için tavsiye ederim. Her klasa uygun olduğunu düşünüyorum. Ona en eski HUD'lardan. Bunu artık bilmeyen yok yani. Bu klasa uygundur. Kullanabilirsiniz. Morhood'un kendi normal versiyonu. Bu en günceli herhalde. Menüs filan değişik biraz. Bir versiyon nerede? Şu herhalde. Ya bu tercih meselesi arkadaşlar. Default HUD'u bile kullanabilirsiniz yani. Default HUD'la ilgili ben neyi sevmiyorum şimdi? Biraz kendi oyunuma geçelim. Oyunumuzu açalım bakalım. Gözüküyor mu? Ben mesela bu adı niye seçtim? Birincisi
Montundan dolayı fazla kalın değil ve şöyle göstereyim size. Beyazın arkasındaki siyah outline'lar var mesela. Onlar rakamları daha da belirgin yapıyor bence. Ondan dolayı daha okunaklı oluyor bu şeydeki sayılar. Ondan dolayı bunu indirdim. Scoreboard'unu falan da sevdim. Şöyle biraz yarı saydam olduğu için güzel gözüküyor. Her şey çok anlaşılır. Mesela ben bunu indirdim. Siz de neyi indirsiniz? Neyi tercih edersiniz? Bilemem. Ben size sadece kodlarla ilgili bazı komutları söyleyeceğim tabii. Hudlarla ilgili güzel komutları bir söyleyeyim. Şimdi hudlarla ilgili ben buraya not almıştım. Bazılarını. Hudlarla ilgili komutları bazılarını söyleyeyim. Şu CL hud min mod komutu. Min mod bir, bunu bir yapınca minimal moda alıyorsunuz. Mesela bazı hudlar bunu destekliyor. Ne oluyor? Scoreboard küçülüyor. Min moda alınca. Bir yapınca. Sonra bu sizin health numaralarınız, can numaralarınız ve emolarınız, oradaki fontlar biraz daha küçük oluyor ve ekranın ortasına doğru yaklaşıyor bile. Bu kullandığınız huda bağlı. Onda böyle mod varsa. Sıfırda normal modu işte. Freeze kemiği saklama huddaki o ayar. Bir yaparsanız saklıyor, sıfır yaparsanız saklamaz. Bir yapalım, yani PP seçin. Bunu anlatmıştım ne işe yaradığını. Oyundaki o serverdaki siteleri falan resimleri gösterecek. Bu match çok önemli bir şey. PF, at use, match hood. Bunu bir yapmanızı, rekabetçi oynuyorsanız bir yapmanızı öneririm. 6v6'da. Çok işe yarıyor. Takım arkadaşınızın ne kadar canı olduğunu görebiliyorsunuz. Öldüyse kaç saniye içerisinde doğacağını görebiliyorsunuz. Bu yokken adam diyordu işte 5 saniye sonra doğacağım, 10 saniye sonra doğacağım. Gerek yok artık zaten görüyorsun. Yani. Ne kadar can olduğunu bile bakarsan görebiliyorsun. Çok işe yarayan bir şey. Bunu açın. Bu ikisini söylemiştim. Medic oynuyorsanız işe yarayan şeyler. Medic'te hani takım arkadaşlarınıza baktığınızda adamın canını gösteriyor. İsmini nerede gösteriyor? Kafasının üzerinde mi, ayağının altında mı gösteriyor? O. Şu alfada ne demiştik? Onun görünürlüğü. Target ID. Target ID dediği şey zaten o. Hani canını ve ismini gösteren şey. Onu kontrol eden komuttur bu. Alfa'da bunun görünürlüğüyle, saydamlığıyla ilgili olan komut 0, görünmez demek. 255 tam görünür demek. %100 demek yani. Ne olur tabii bunu 130 falan yaparsam yarı görünür. Yani tercihiniz yani. 255-200 gibi değerler kullanın. Görünmesini istiyorsanız. VPS'ye o kadar da etkisi yok. Etkisi var. Bu spy ile ilgili menü daha basit bir disguise menüsü olmasını istiyorsanız bir yapın bunu. Ama normal disguise menüsünde sıfır. Chat'teki bu çıkan şeylerin zamanı 0.1 saniye diyor. Bunu kendiniz arttırabilirsiniz. Sonra notification'lar sıfır yapın bence. Gerek yok. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. On draw notify diyor. Bildiklerimi söyleyeceğim zaten sadece. Bunu söylemiştim. Spec carry items adamı izlerken işte unusual'ını silahını falan gösteriyor. Bir yaparsanız. Kesinlikle sıfır yapıyorum. Bunları sıfır yapın. Hep o kontrat falan söylüyor ya, bir tane kız bağırıp duruyor. Oyunun sağ tarafında bir şeyler çıkıp duruyor böyle. Pop-up'lar, mesajlar falan. Hiç gerek yok bu şeylere. MVM modunu oynamadığım için bilmiyorum bunun ne demek olduğunu. VPS'e ihtiyacınız varsa sıfır yapın tabi. Bunu bilmediğim için söylemeyeceğim. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu silahı, bunu bir yaptığınız zaman silah gözüküyor. Sıfır yaptığınız zaman görünmez oluyor. Mesela ne yapabilirsiniz? Görünmesini istiyorsunuz. Bir yapıyorsunuz. Sonra ne? V model formunuzu 70 yapıyorsunuz. Silah biraz kısa gözüküyor. 110 yapıyorsunuz. Silah çok uzun gözüküyor. Ekranı çok kaplıyor. Bunun gibi. Burada medic de önemli oluyor bu. Bunu sıfır yapıp bir modeli ayarlamanız. Medic de bunu sıfır yaptınız. Draw view modeli sıfır yaptınız. View model fobu 70 yaptığınızda medic de bu heal beam'ini, Türkçe olarak beam'ini diyebilirim şimdi. Gelmedi de bu heal beam'i biraz ekranın ortasında görüyorsunuz. Çıktığı yeri. Bunu 40 yaptığınızda heal beam'in çıktığı yer ekranın sağ altı. Yani ekranı çok çok az yer kaplıyor. Hatta bunu 30 falan yaptığında heal beam'in %30'unu falan görebiliyorsun. Ekranda çok az yer kaplıyor heal beam. Yani medic oynayanların bunu sıfır yapıp ready draw view modeli sıfır yapıp
View model fonunu da 30, 40, 42 gibi değerlerde denemesini tavsiye ederim. 70, 90 gibi şey denemelerinden. Çünkü daha iyi odaklanabiliyorsunuz. Değildiniz. Bunu anlatmıştım. Yeni başlayanlar için bunun 0 olmasını tavsiye ederim. Daha iyi eğim olurlar. Ama 1 olunca ekranda daha az yer kaplar silah görürsün. Color Blend ile ilgili bir şey hiç kullanmadım. Bu Netgraph arkadaşlar şunu söyleyeyim. Netgraph'ı hiç kullanmayın. Direkt Netgraph 0 yani arkadaşlar. Solid Molid hepsi 0 yapın. Yani özellikle 3, 4, 5 falan kullananlar var. Orada büyük büyük grafikler falan çıkıyor. Scoreboard'a bastığınızda veya 5 yaptığınızda. Zaten inanılmaz FPS düşürüyor bunlar. Hiç gerek yok. Sadece böyle bazen FPS'inizi merak ettiniz ya. Şu Netgraph 1 yazın. Bakın bir Netgraph'ınıza. Sonra tekrar kapatın çünkü FPS'inizi çok düşüren bir şey bu Netgraph. Özellikle 2, 3 falan olunca, 4 falan olunca. Netgraph'la ilgili bir tane komut var. Netgraph yazısı çok büyük oluyor. Onu küçültmek için oyuna gideyim şimdi. Proportional font falan yazıyor da komutu hatırlayamadım. Buradan bakalım. Proportional font. Bu normalde 1. Şöyle monitör görüntümüze geçelim. Bu normalde şöyle. 1 bu. Bunu 0.1 kullanın. Çok daha az yer kaplar. Bir de Netgraph Position diye bir şey var. Orada da ne kadar büyütürseniz sağ tarafa gider. Ekran sağ tarafına. Oradan da Netgraph Post'tan da yazayım onu da. Netgraph. Bunun gibi bir komut var. Orada da işte ne kadar böyle büyütürseniz yapalım. Ekranın daha sağına, daha ucuna gider. Sonra bu serverdaki zaman limitini, süre limitini gösteren şey. Bunu açın yani. Bu işe yarıyor. FPS'e de o kadar etki edecek diye yani oyunu çok kötü yapmaya gerek yok. Medic'te şu komutla Medic'te heal'lediğiniz adamın üzerinde bir işaret çıkarıyor bir yaparsanız. Tercih meselesi. Sniper'da bunu söylemiştik. %100 şarj olduğunda bir tane zil sesi geliyor. Bunu söylemiştik. Chat'i açıp kapatıyorsun. Ve bu da damage numbers. Hood'la ilgili komutlar bunlar. Sadece bir tanesini daha söyleyeyim. Hatırlatayım daha doğrusu. O da şu player class modeliyle ilgili olan komut. FPS ihtiyacınız varsa bunu direkt 0 yapıyorsunuz. Özellikle 3 boyutlu player class player modeli ekranın sol altında oluyor genelde. Bazı hood'larda çok çok büyük oluyor özellikle. Hiçbir faydası yok. FPS ihtiyacınız varsa bunu 0 yapın. Gözükmeyi versin orada. Hatiniz, metiniz, görüntünüz. Hood'la ilgili komut olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Unuttuğum bir şey olmasın. Böyle bir oyuna giriyorum. Advanced Options'tan. Son bir defa bakayım. Bu yazdığım komutların çoğunu buradan ayarlayabiliyorum aslında. Burada açıklamada var çoğunu. Damage Number'ınızın bu arada rengini buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela bende sarı. Buradan Red'i ve Green'i 255'e alınca bu da böyle 50'lerde falan olunca, blue'da 50'lerde olunca böyle sarı, turuncu bir renk oluyor. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Hasar numarası olur. Kimisi beyaz oynuyor, kimisi sarı. Kırmızı oynayan, açık mavi oynayan da gördüm. Güzel oluyor yani. Deniz rengi değişti. Ben monitörü alalım görüntümü. Tamam. Unuttuğum bir şey yok herhalde. Bir sorunuz olursa aşağı açıklamalara yazarım. Sorarsınız. Elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Bildiklerimi anlatayım dedim çünkü yeterli bir video göremedim YouTube'da. Bu konuda anlatan. Kafanız karıştıysa, bir yere anlamadıysanız, merak ettiğiniz bir şey varsa, belki videoda anlatmayı unutmuşsunuz falan filan.
Olabilirsiniz yani. Hepinize iyi oyunlar.